Bu videoda denge problemlerini çözmek için kullandığımız bir yöntemden bahsedeceğim. Küçük x yaklaşımı ya da tahmini varsayımı diyebiliriz. İlk vurgulamak istediğim nokta bu yöntemin her zaman işe yaramadığı. Eğer tepkime belirli bir ürün ya da bir reaktant lehine ilerliyorsa o zaman bu yöntem daha çok işe yarıyor diye düşünebilirsiniz. Bu noktada belki aklınıza şu soru gelmiştir. Bir tepkimenin bir ürün ya da reaktant lehine ilerlediğini nasıl anlayabilirim? Bunun yanıtı çok basit. Denge sabitine bakabilirsiniz. Denge ürün lehine ise denge sabiti çok büyük demektir. Çok büyük derken gerçekten de büyük sayılardan bahsediyorum. 10 üzeri 4 ve fazlası gibi. Buradaki KD'nin molar derişimleri kullanarak bulduğumuz denge sabiti olduğunu unutmayın. Tam tersini düşünürsek yani tepkime bir reaktantın lehine ilerliyorsa o zaman da denge sabiti çok küçük olur. Bu durumda daha çok reaktant, daha az ürüne sahip oluruz. Küçük denge sabiti derken de 10 üzeri eksi 4 ve daha küçüğünden bahsediyorum. Bu durumlarda bu videoda anlatacağım yöntem çok işe yarıyor. Ama denge sabiti 10 üzeri eksi 4 veya 10 üzeri 4 değerlerinin arasındaysa, bu yöntemi değil de ikinci dereceden denklemleri ya da ardışık yaklaşım yöntemini kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi konumuza dönelim. Öncelikle denge sabitinin biraz önce bahsettiğimiz gibi olduğunu varsaymalıyız. Yani tepkime ya ürünlerin oluşmasını ya da reaktantların oluşmasını %100 destekliyor olmalı. Bunu da denge sabitinin büyük ya da küçük olmasına bakarak karar verebilirsiniz. İkinci adımsa BDD tablosu oluşturmak. Yani başlangıç derişimi, değişim ve denge derişimi. Daha sonra da tabloya eklediğimiz ve çok küçük olduğunu varsaydığımız x'i bulmamız gerekiyor. Zaten küçük x yaklaşımı derken bunu kastediyoruz. Neden bu şekilde adlandırdığımızı birazdan daha iyi anlayacaksınız. Çok çok önemli olan son adımsa cevabımızın sağlamasını yapmak. Bunu da bulduğunuz denge derişimlerini denge sabiti formülünün içine yerleştirerek yapabiliriz. Bulmayı umduğumuz denge sabiti değerlerine ulaşabiliyorsak bulduğumuz x değerinin mantıklı olduğunu varsayabiliriz. Bütün bu anlattıklarımın daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek yapalım. Çok küçük bir değere sahip olan bir denge sabiti örneğiyle başlayalım. Demek ki KD 10 üzeri eksi 4'ten küçük veya buna eşit. Başka bir deyişle tepkime reaktantların lehine ilerliyor. Yani dengede üründen çok reaktant elde edeceğiz. Örnek tepkime şu şekilde. Gaz fazındaki iyot yine gaz olan 2I eksi ile dengede. Bu tepkime için denge sabitinin belirli bir sıcaklıktaki değeri 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi son derece küçük bir değerden bahsediyoruz. Hatta 10 üzeri eksi 4'ten küçük olduğu da kesin. O zaman küçük x yaklaşımını burada kullanabiliriz. İyodun başlangıç derişiminin 0,45 molar, iyodürünkinin ise 0 molar olduğunu biliyoruz artık sorunun çözümüne geçebiliriz. Tepkimenin %100 olarak ürün ya da reaktant lehine dengede olduğunu biliyoruz. Bu örnekte üründen çok reaktanta sahip olduğumuz bir gerçek. İlk başta elimizde ürün olmadığına göre dengede de çok büyük bir değişim olmayacak. Yine daha çok reaktanta sahip olacağız. İyodun küçük bir kısmı iyodüre dönüşecek. Bu küçük kısma eksi x diyebiliriz. Bu miktar da 2 mol iyodür demek x'in çok büyük olmasını beklemiyoruz. Değil mi? Aslında çözüm yönteminin kilit noktası da bu varsayım. Eğer denge derişimlerini yazmak istersek, iot için 0,45 molar eksi x, iodür için ise 2x yazıyorum. Artık denge ifadesini kullanarak x'i bulmaya çalışabiliriz. Bu örnek için KD'ye bakalım. Ürünümüz yani eksinin karesi kare dedim çünkü burada katsayı 2 bölü I2'nin derişimi. O zaman biraz önce bulduğumuz denge derişimlerini ifadenin içine yerleştirebiliriz. 2x'in karesi bölü 0,45 molar eksi x. Bu noktaya kadar hiçbir yaklaşımda bulunmadık ama şimdi bulunabiliriz. Şimdi ise buradaki x'in çok çok küçük olduğunu varsayıyoruz. Özellikle de 0,45 molardan çok daha küçük olduğunu. Bu durumda 0,45 molar eksi x'in yaklaşık olarak 0,45 molara eşit olacağını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle x'in i2'nin denge derişimine çok etki etmediği söylenebilir. Bu yaklaşım denge ifadesinin çözümünü kolaylaştırıyor. Payda 4x kare var. Paydada ise artık x yok. Bu terimde 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye eşit. Harika. İki tarafı da 0.45 ile çarparak ve 4'e bölerek başlayalım. Bu durumda x kare eşittir 6.3 çarpı 10 üzeri eksi 13 çıkar. Karekökünü alırsak x eşittir 7.9 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olur. X'i bulduk. Şimdi sonraki adıma geçelim. Bu küçük x yaklaşımını uyguladık ama aynı zamanda ne kadar mantıklı olduğunu da doğrulamamız gerekiyor. Örneğin biraz önce x'in çok küçük bir değere sahip olduğunu varsayıp onu işlemlerimize katmadık. Şimdi bu varsayımın ne kadar mantıklı olduğuna bakmamız gerekiyor. x'in 7,9 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Bu değeri bulmadan önce x'in 0,45'ten çok daha küçük olduğunu varsaymıştık. Bu varsayım doğru gibi görünüyor. Sonuçta burası 0,45'ten 10 üzeri 6 kadar daha küçük. Buraya kadar her şey yolunda. Yapabileceğimiz bir başka şey de x'i alıp denkleme yerleştirmek. Bu şekilde de denge sabitini tekrar hesaplamak. Buna göre kd eşittir 2 çarpı x yani 7,9 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar. Bu terimin tamamının da karesini alalım ve 0,45 molar eksi 7,9 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölelim. Bütün bu hesaplamaları yaparsanız denge sabiti için elde edeceğiniz değer 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bu da bize verilen değerle örtüşüyor. Demek ki yaklaşımımız mantıklıymış. Bulduğumuz x değeriyle bulduğumuz derişimler oldukça mantıklı. Ayrıca matematiksel bir hesaplama hatası yapmadığımızı da görmüş olduk. Hesaplama hatası yapmak bu gibi sorularda çok kolayca düşülen bir tuzak. O yüzden kendimizle gurur duyabiliriz.